Merhaba. Geçen sene yaptığım kümesi nihayet bu sene boyadım. Taşınabilir bir kümes olması maksadıyla piriket ve tuğla gibi malzemelerin aksine ahşap tercih ettik. Aynı zamanda kümesin kokusuz olmasını da sağlıyor bu. Sürdürülebilir bir kümes olması da gerekiyordu çünkü ben haftada bir veya iki defa gelebiliyorum. Burada tavukların kendi kendini hayatlarını idame ettirmesi lazım. Bunun için de otomatik ya da yarı otomatik diyebileceğimiz suluk ve yemlikler koyuyoruz içine. Video içerisinde bunların nasıl yapıldığından da kısaca bahsedeceğim. Kümesin yapılış aşamalarıyla ilgili videolarımız olacak ama daha çok bir anlatım içerecek bu video. Ne yaptık, niçin yaptık, yaptıklarımızın artıları, eksileri yönünde bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca yaptığımız başka bir kümesi de bu video içerisinde tanıtacağım. Kümesimizin boyutlarından bahsedeyim önce. Buradaki üçgen yapımız bir eşkenar üçgen. Her biri 1,5 metre. Ölçüsü kolay yani. Uzunluğu ise 2,70. Yükseklikte yaklaşık böyle yaptığımız zaman zaten 1,40 civarına denk geliyor. Yani 2,70'e 1,5 çıtalarla bunu yaptık. Neden böyle yaptım? Çünkü o zamanki arabama anca bu boyda çıtalar sığıyordu. Çıtalar derken bunların boyutunu da söyleyeyim. Bu aşağıda kullandıklarımın tamamı 3'e 5 diye satılan çam odunlar. Şurada bir kavak tahtalar var yine. Bunlar kavak tahtalar. Alt tarafına bir tane çekmece kullanmışım. Ölçüleri bunlar. Buralarda kullandığım, reklamcıların da kullandığı su geçirmez Playmut'a benzeyen su kontrası dedikleri malzeme. Elimde o vardı, onu kullandım. Üst tarafta bir çatı sırtı var yine. Yağmur içeri geçmesin diye. Kümesin en temel özelliği benim için diğer taraflarının tamamen telli olması. Yani bu bölmenin tamamı telli, güneş alıyor. Alt tarafının tamamı da üstten dolayı gölge yapıyor. Hayvanlar isteklerine göre ben gelene kadar, çünkü 3 günde veya 5 günde bir geliyorum, kendilerini burada idare ediyorlar. Kümesin altının olmazsa olmaz bir özelliği, tabi videolarda da göstereceğim. Bu tel. Alt tarafta tel olmazsa mutlaka yaban hayvanlar alttan kazıp girer. İçerisinde de tünekler var. Bunları da diğer videolarda göstereceğim şimdi. Tel çekmeye geldi sıra. Kaç gözlü boz abi? 2 santim mi? 2 santimlik bir tel var elimizde. Bunu kullanıyoruz. Makasla kesiyoruz. Evet. Şu zımba makinesiyle de zımbalıyoruz.
Buradaki tahtadan da istedikleri girip çıkabiliyorlar. Sadece dış kapısı kapalı oluyor ben gittiğim zaman. Buraya kilitleyip gidiyorum. Onlar içeride rahatça geziyorlar. Folluğu da göstereyim. Follukta 30 santim yüksekliği var folluğun. Genişliği de bir 70 santim kadar. Evet. Şöyle burada talaşlar var. Buradan girip çıkabilecekleri bir boşluk bırakmamız yeterli. Şöyle bir tahta burada olmalı ki kendini korunaklı hissetsin. Tamamen de açık olmayacak. Burada çok güzel yumurtalarını yapıyorlar. Yani verimi nasıl kümesin? Hani böyle olmasının bir verim düşüklüğü var mı? Geçen sene şüphelerim vardı yaptığım zaman. Bir senedir kullandığım için kesinlikle böyle bir şey yok. Düzenli her gün yumurtluyor tavuklar. Yani yumurtlayan tavuk her gün yumurtluyor. Mesele yok. 6 tavuğum var. 5 tanesi günlük yumurtluyor hemen hemen. Bir horozla beraber şu anda burası 7 tane tavuk alıyor diyelim. Su sistemi ve yem sistemi tabii nasıl? Ben yokken bunu nasıl hallediyorlar? Bunu herkes aslında bu işlerle ilgilenenler biliyor. Ama bilmeyenler için göstereyim. Önce basit olan sistemi göstereyim. Geldiğim zaman dışarı çıkarıyorum bunları ki temiz su koyayım, bir geldiğim zaman ferahlasınlar. Mesela şöyle bir bidonumuz var burada. Altta da bir kabımız var. Şurada bir deliği var. Evet. Suyun içine girdiği zaman bu tabii ki duruyor. Bunun sebebi oluşturduğu basınç. Bunu yapmak çok kolay. Yani bir, altta bir kabımız var. Üstte de bir bidonumuz var. Delik. Bu kabın biraz aşağısında kalacak. Deliğin boyutunun falan öyle küçük olmasına da gerek yok. Suyun içinde kalması yeterli. Burada neye dikkat etmemiz lazım bilmeyenler için söylüyorum. Ağzı çok iyi kapanmalı. Yumuşak bir plastik kullanırsak, ben bunu yaptım geçen sene, bu sistem çalışmaz. Evet, yumuşak bir bidon esnediği için buradan hava kaçıracak. Buradan hava kaçmamalı. Mesela şimdi açalım. Şimdi hava girsin. Evet, bak sistem çalışmıyor artık. Bütün su yatacak. Basit bir basınç ilişkisi var. Dolayısıyla böyle bir sistem yapılabilir. 3-4 günde bir suyu tazelense temiz kalır. Yoksa bu su 5-6 tavuğa 10 günden fazla yeter aslında. Evet, yem kabı da tabii satılıyor piyasada da bunun benzer sistemleri. Şöyle bir 16 litrelik bir kovamız vardı. Kovamızın yanlarını deldik böyle. Evet, içinde şu anda çok az yem var. O yüzden gelmiyor. Buradan aldıkça hayvanlar, her tarafta deliği var zaten. Yem de sürekli geliyor. Bunu da bir yıldır kullanıyorum. Başka bir şey kullanmadım yem için şimdiye kadar. Evet, bir de diğer suluğu göstereyim. Bu da daha taze olsun. İşte daha efendim sürekli temiz suya ulaşsınlar diye bu sene yaptığım suluk. Şunlar 4-5 liraya satılan plastikler. Şamandıralı. Su burada azaldığı zaman akmaya başlıyor. Şöyle şunu da daha iyi görünecek. Mesela şöyle hafiflediği zaman doluyor. Tabii daha temiz kalıyor bunun suyu. Elimizdeki damlama borularıyla falan da bunu yapmışız. Bundaki bir ayrıntı da yine yumuşak plastikler kullanmamak lazım. Su kaçırır çünkü buralardan bu sefer. Bunun da olayı ağzını çok sıkmamak lazım. Tam tersine. Bunun ağzı çok sıkılır hava almazsa bu sefer o şamandıralar iyi çalışmıyor. Basınç oluştuğu zaman, özür dilerim. Basınç oluştuğu zaman bu sefer şamandıraların gücü yetmiyor. Su gelmiyor. Bunun ağzı şöyle hafiften dursa yeterli. Evet, kümesimiz böyle. Kapısını açalım, tavuklar içeride kaldı. Ben bunu tek başıma şöyle oynatarak götürebiliyorum, sürüterek. Ama iki kişi çok rahat götürüyor. Şu sistemi kaldırdıktan sonra rahatça taşınabiliyor. Bu kümesin daha büyüğünü de arkadaşıma yaptım. Onunkini de şimdi göstereceğim. Onunkinin bir özelliği de hem daha büyük hem de yalıtımlı yaptık. Kışın ben tavukları burada bir tanıdığıma bırakıyorum. Çünkü gelip gitmiyorum diye. Ama onun yeri daha yakın Kayseri'ye. Onunkini yalıtımlı yaptık. Kışın daha güvenli olsun diye. Böyle de çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İnsanlar karda bile tavuklara bakıyorlar Avrupa'da, Amerika'da. Zaten bu sisteme de onlar tavuk traktörü diyorlar. Biz taşınabilir kümes dedik diyoruz. Evet, Avrupa Amerika için tavuk traktörü böyle. Bir diğer arkadaşıma yaptığım tavuk traktörünü de şimdi izleyelim. Bu kümesimizde de hemen hemen aynı mantığı kullandık ama kullandığımız malzemeler farklı. Yine elimizdeki uygun malzemeleri değerlendirdik. Yanlarda OSB'ler var.
Çıtalar yine 3'e 5 çam çıta. Onlar aynı. Üst tarafta bir yalıtım malzemesi kullandık. Teller yine aynı. 2 milim gözlüğü yaklaşık kümes teli. Ama iyice gerdirilmiş bir tel. Yanlarda burada yine çam tahtalar vardı. Onları kullandık. İçerisi diğer kümese göre daha geniş. Daha yüksek. Tüneklerin ikisi bu tarafta. Bir tünekte yine sağ tarafa atma şansımız var. Folluk sistemi de aynı. Folluğun buradaki alanından içeriği süpürmek de mümkün oluyor. Temizlik için de karşıya doğru kolaylık sağlıyor. Sağ tarafta da zaten kapısı vardı. Bu kümesimizin çatısında da shingle kullandık. İçerideki malzemeler hazır satılan malzemelerden suluk ve yemlik. Yemlik yaklaşık 5 kilo alıyor. Suluksa bidonumuza göre bir sulama imkanı sağlıyor. Sıkıntısı yok. Tavuk traktörlerimiz böyle sonuçlandı. Tabii bu sistemin bize en büyük avantajlarından birisi taşınabilir olması. İstediğimiz yere koyabiliyoruz. İkinci en önemli özelliği benim için kokusuz olması. Yukarıda bir pislik birikmesi olmuyor. Alttaki mazgallar sayesinde bir haftalık kurudukça sürekli dökülüyor. İçeride her zaman bir hafta 10 günlük bir pislik kalıyor. Alt taraftan kurudukça dökülüyor. Kümesi kaldırdığımız zaman da gübre olarak kullanıyoruz bunu. Üçüncü avantajı kümese girmeme gerek kalmıyor yumurta almak için. Dışarıdaki bu folluk sayesinde rahatsızlık da vermeden, içerideki duruma da karışmadan folluğun dışarıda olmasının avantajını kullanıyoruz. Bir diğer en önemli özelliği benim için kendi kendini bir hafta 10 günlük de olsa sürdürebilir olması. Yani ben gelmesem de 10 gün boyunca içeriye koyduğum bu yem su sayesinde, buradaki de yedek suyum sayesinde hayvanlarda bir sıkıntı olmuyor. Bir hafta 10 gün kendilerine yetebiliyorlar. Çünkü altta 4 metre 5 metre kareye bir alan var. Üst tarafta yine 1,5-2 metre kareye kadar bir kapalı alanları var. Bu alan içerisinde kendileri yaşıyorlar. Tabii ben bu aşağıya toprak da atıyorum. Yani eşelenebilsinler diye. İçeride şimdi bir tavuk yatıyor mesela. Buralarda çıkınca zaten eşeleniyorlar. Direkt tel eşelenmelerinde sıkıntı olacağı için orada bir miktar toprak da atmak faydalı. Belki saman varsa saman da atılabilir. Evet, bu sistem bizim için daha avantajlı olduğu için pliketense bunu tercih ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.